Barbie yeni evine misafir alıyor. İyi seyirler. Dürdürüt, dürdürüt, dürdürüt. Dürdürüt, dürdürüt, dürdürüt. Niye bu alarm çalıyor? Ben niye bu saati ayarlamışım alarmı? Doğru ya, bugün arkadaşım gelecekti. Oh, bir sürü hazırlık yapmam lazım ama değer. Canım arkadaşım, kaç yıldır görüşmüyorduk anladım. Bu benim için iyi olacak tabii. Mutfağa gidip hazırlık yapmak lazım şimdi. Ay, arayayım da hiçbir şey getirmesin. Ben bir kalkayım. Kalktım, evet. Yatağımı toplamam lazım şimdi. La 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 la. Katlasam mı, böyle mi bıraksam? Katlayayım, katlayayım. Şuraya şey yapayım. Yatak katlanıyor. Katladım. Aa, burada pufumu unutmuşum. Hemen pufumu alayım. Evet. Bu çiçeği ne yapsam acaba? Çok güzel mor menekşe. Bu güzel çiçeklerimi yemeğimi hazırlayınca soframda güzel kokular sunsun diye masama koyarım. Au, Demet'i düşürdüm. Neyse, hemen şunu alayım da şu geceliklerden kurtulayım. Bu elbise ve bu ayakkabılar tam bir takım. Tamamdır. Artık hazırım. Mutfağa geçebilirim. Acaba ne yapsam? Ne yapsam ki? Arkadaşım en çok neyi seviyordu onu bile unuttum artık. O kadar uzun süredir görüşmedik. Ne yapsam? Ne yapsam? Düşünecek vaktim de yok ki. Her an gelebilir arkadaşım. Ha? Tabii ya, tuzlu kurabiyelere bayılır arkadaşım. Tuzlu kurabiye yapayım. Herhalde gece belim tutulmuş. Hiç ayakta duramıyorum. Arkadaşımı çok özledim. Ona böyle ayıplık falan da yapmak istemiyorum. Neyse, oturarak yemek yapacağız artık. Her an zil çalacak. Hemen kurabiyeleri yapmaya başlamam lazım. Şurada kaşık olacaktı. Tavamda da krema, tenceremde kremamı da yapayım. Tuzlu kurabiyelerimi fırına verdim. Birazdan olurlar. Ben de o sırada güzel bir duş alayım. Biraz da evi temizleyeyim. Duşumu aldım. Şimdi saçlarımı kurutmak için. Çok güzel. Benim çok sevdiğim bu şekilde gri saç kurutma makinemi kullanacağım. Tamam. Şimdi saçlarımı tarayalım. Benim saçlarım düz olduğu için çok fazla taramaya gerek duymuyorum. Ama gene de saç bakımına önem gösterdiğim için şöyle havaya kalkan kısımlarını tarayacağım. Evet, tamam. Bunu da koyayım. Güzel kokmak için burada bir de parfümüm var. Parfümümü de aldım. Hemen onu da sıkayım. Evet, hemen onu da bıraktım buraya. Şimdi temizlik eşyalarını da banyodan almam lazım. Almadan önce yatağım koltuk yapmam lazım. Evet, hemen açayım. İşte koltuğumu açtım. Burada arkadaşımla birlikte rahat rahat oturacağız. Evet, şimdi de temizlik yapmam lazım. Eşyalarım burada. Alayım. Aa, döküldü. Hemen toplayayım.
İlk önce koltukta tozları almak için süpüreyim. Tamam. Şimdi de camları silmem lazım. Neredeydi cam silim benim? Ah, evet, burada. Evet. Evet, bu cam tamam. Bu cam da tamam. Şimdi odalara fıs fıs sıkacağım. Mutfağımda benim tencerem birazcık içi makinede çıkmadı. Onu birazcık fırçayla temizleyeyim artık. Temizlemeden önce bütün odalara fıs fıs sıkayım. Evet, koku da sıktım. Tamam. Evet, işte tenceremin içi çok kirlenmiş. Hemen hemen hemen. Ah, evet, biraz çıkmaya başladı. Evet. Çıkıyor çıkıyor. Ha, çıktı. Bunu da yıkayayım birazcık. Şşş, tamam. Artık. Ah, zırt zırt. Aa, pişti pişti. Hemen hemen hemen. De tatlılarım. Arkadaşım bunları çok seviyor. Şimdi ikram etmek için tabaklara koyayım. Evet. Şimdi sırada masamı açmak var. Buradaki tabaklarımı. Evet. Bardaklarımı. Buradan çıkartacağım. Evet. Alttan da masam için tutacağımı yaptım. Bir kişi burada otursun. Bir kişi burada. Diğer kişinin bardağı. Evet, arkadaşımın ve benim bardağım. Şimdi bunları tabaklara koymam lazım. Evet. Şimdi tabakları yerleştirelim. Arkadaşımın tabağına, bolcana, kurabiye koymak istiyorum. Çünkü o bu kurabiyeleri çok sever. Kemikleri o kadar çok sevmiyor. Yani kemik dediğim kemik kurabiyeleri ama diğerlerini daha çok seviyor. Kemik kurabiyesinin içinde çünkü pekmez var. Arkadaşım da pekmezi pek sevmiyor. Evet, ona koyduk. Evet, ben de cupcake'e bayılırım. Ben de kendime iki cupcake koymak istiyorum. Belki bir tane de kurabiye alabilirim. Evet. Bunları da böyle istediğim zaman servis ederim. Çatalla bıçakla yenilecek bir şey yok. Ama belki arkadaşım bölmek için bıçak ister, o zaman veririm. Şimdi sandalyeleri yerleştirmem lazım. Ben köşede oturayım. Yani burada oturayım. O zaman arkadaşımın tabağını buraya alayım. Bardağını da buraya. Çünkü o burada oturacak. Ben burada oturduğum için sandalyemi mutfağın bittiği için itemiyorum. Tamam. Öyle yapayım. İşte masam hazır. Aa, bardağım nerede? Evet. Arkadaşıma burada cezvemde kahvemi de hazırlıyorum. Fincanlarım nerede? Aa, burada olması lazımdı. Niye fincanlarım yok? Tüh. Aa, doğru ya, ben o fincanları komşuya vermiştim. Komşu da tatile gitti. Aksilik bu ya, daha da geri dönmedi. Fincanlarım da kalmadı zaten. 5 tane fincan vardı. Hepsini de o aldı. Biri de kırılmıştı. Büyük bardakları servis edeceğim. Ya bu bardak hep düşüyor. Neyse. Altı herhalde yamuk yapılmış. Ben ama nasıl yani, ayıp değil mi şimdi su bardağında, meyve suyu bardağında kahve servis etmek? Aa, oldu mu şimdi ya? 40 yılda bir arkadaşım gelecek, böyle bir şey yani. Hiç düşünemiyorum, hiç. Yapacak bir şey yok.
Kahvem yanacak. Ben kahveme geri döneyim. Tamam, kahveleri doldurayım. Zaten ben kahve içmeyeceğim. Bana dokunuyor. Evet, arkadaşım bardağını doldurayım. Ay, böyle biraz ayıp kaba bir servis oldu. Fincanlarda servis etmek lazım normalde. Ay, keşke fincanda servis edebilseydim. Bunu da buraya koyayım. Evet, oturdum. Şimdi arkadaşımı bekleyeceğim. Dina, dina, nina, nina. Nina, 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 nina. Ah, arkadaşım geldi. Kapıya koşayım. Hoş geldin canım. Hoş bulduk canım. Nasılsın? İyi misin? İyiyim canım. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. O elindeki poşet de neyin nesi? Aa, hani hatırlamıyor musun canım? Sen bize geldiğinde habire kek, pasta, börek, çörek kendin de yapsan da dışarıdan da alsan getiriyordun. E ben de bizim şurada yeni açılan bir pastaneden bunları alıverdim. Çok da güzel dondurmaları var. Yanında bir dondurmacı var ama pastanenin hemen bir arka sokağında. Dondurma aldım. Bir de pastaneden iki pasta aldım. Gerçi sen bunları yememe izin vermezsin. Ay aşk olsun canım. Tabii ki de izin vereceğim. O kadar çok şey yaptım ki. Görüyorum canım, bir sürü kurabiye yapmışsın. Ne gerek vardı? Tuzlu kurabiyelere bayılırsın. Ama sadece tuzlu kurabiye olmaz bence arkadaşım. Ama beni düşündüğün için çok teşekkürler. Rica ederim canım. Zaten kahvaltını edip gelmişsindir. Ben de temizlik yaptım işte. Ama bayağıdır uğraşıyorum aslında. Yani. Sen niye bu arada bu kadar geciktin? Ay sorma canım. Bir trafik bir trafik. Ay ne trafiği canım, Allah Allah. Ay canım ne trafiği mi? Ay abartıyorsun galiba. Kendi arabamla geliyorum herhalde. Ay tamam canım tamam. Biliyor musun kızım? Dün hastaneye gidiyordum annemle birlikte. Onun hani hastalığı var ya, hasta ya şu an, grip ya. Ondan dolayı hastaneye gidiyorduk, ama hastaneye giderken benim arabam şeydeydi, tamirdeydi. Bugün çıktı zaten tamirden. Valla. Tamirdeydi kızım. Bugün çıktı tamirden, geldim ya. O gün annemle tramvayla gitmek zorunda kaldık. Tramvay bir anda bir hızlandı, sonra raydan çıktı, küt vurdu. Ha, bir tane kadın vardı. Onun kolu kırıktı. Onun koluna çarpmamak için kadın sanırım kendi boynunu kırdı. Emin değilim ama doktorlar falan geldi sonra işte. Bir tane kadın da nefes alamadı falan filan, düştü falan filan kızım. Yani çok fena kötüydü. Allah'tan bize bir şey olmadı yani. Ay Allah'tan size bir şey olmamış. Ay iyisiniz şu an değil mi ya? Ya bak, benim falan ağrıyorsa doktora gidelim. Ne doktora gideceğiz canım, yani. Hiçbir şey olmadı bana da anneme de. Sonra zaten yani ben o kadar çok korktum ki yani sana anlatamam. Yani şu halimle korktum arkadaşım, yani düşünebiliyor musun? Düşünebiliyorum arkadaşım. Çünkü ben de bir kere otobüs kazası yaşamıştım. Hatta ben yere düşmüştüm arkadaşım yani. Seninki gibi olmadım. Yani ben biraz önce oturuyordum, yani düşünebiliyor musun? Yani biraz önce ayaktaydım. Kaza almadan bir 2-3 dakika önce oturdum yerime. Yoksa vallahi biz de gidiyorduk, kafamızı falan filan ayağımızı vuruyorduk. Allah korudu vallahi canım. Çok fazla dırdır ettik. Hadi yemeğe. Ellerindeki de bırak bu arada. Tamam. Şöyle masanın üstüne koy. Canım ben bunları yemek istemiyorum. Ha, neden? Yok canım, ben bunları sana getirdim. Ama canım servis etmem lazım. Yok, gerek yok. Aa tatlım, fincanları nerede? Neden kahveleri bardakta yaptın? Gerçi biraz ayıp oldu bu soru ama. Hiç ayıp değil tatlım. Bizim komşu 5 tane fincan istedi. Benim de fincanlarım 5 taneydi. Ondan sonra ne oldu biliyor musun? Ne oldu canım? Fincanların 5 tane olduğu için
Komşu da hepsini alınca fincansız kaldın. Ne yapayım? Altılı değil miydi o fincanlar? Her neyse biri kırıldı işte. Hani bize bir misafir gelmişti ya, anlatmıştım, çok yaramaz çocuğu vardı. İşte o çocuk kırmıştı. Anladım canım. Neyse bunları boş ver. Biz ciddi ciddi yemeğe geçemedik yani, çok fazla dırdır ettik canım. Tamam hadi yiyelim o zaman. Ben biraz daha yaklaşayım. Tamam canım. Oo, tuzlu kurabiyeler çok güzel görünüyor. Evet canım. İçerisine bu sefer böğürtlen koydum. Tuzlu kurabiyenin içerisine böğürtlen mi koydun arkadaşım? Ben koyarım canım. Hem de çok güzel oldu. Ben bir tane sen gelmeden önce tadına baktım. Ah öyle mi? Öyle canım yani, öyle öyle. Canım yemekleri de yedik. Evet canım, gel şimdi birazcık salona geçelim, konuşalım. Olur, sonra da ben kalkayım, izin isteyeyim. Aa neden canım? Daha yeni geldin. İki sohbet ettik, yemeğimizi bitirdik şimdi de. Biraz oturup nasıl gidersin? Belki bugün bizde kalabilirsin. Yok canım yok. Hatta oturmaya bile vaktim yok. Bir 5-10 dakika oturup gitmem lazım. Annemin gene bugün hastanesi var. Yani çok isterdim ama 40 yılda bir görüşüyoruz. Keşke annen hasta olmasaydı. Ama gribi de her kışın oluyor yani. Niye böyleyse? Kışa bile daha giremedik, başladı annemin gribi. Yapacak bir şey yok tatlım. Ben hiç oturmayayım, kalkayım. Tamam tatlım, sen bilirsin. Evet arkadaşlar, bu videomuzdan da bu kadar da izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu arada bu video gene uzun oldu biliyorum. Uzun videolar çok çok çabuk yüklenmiyor ama siz uzun videoları daha çok seviyorsunuz. Kısa videoları sizler gibi ben de sevmiyorum. Onun için uzun videolar çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. Evet. Tekrardan söylüyorum, kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bu arada çok sık video gelemeyecek. Onun için özür dilerim. Yani okullar açılmadan önce çok video geliyordu biliyorum, habire habire. Ama artık okullar açıldı ve video gelmeyecek, ödevler falan filan. Bir de zaten ben okuldan serviste döndüğüm için daha geç geliyorum evime. Yani bir 1,5 saat falan daha geç dönüyorum servisten dolayı. Bir de okulda tören falan oluyor. Ondan arkadaşlar. Neyse. 18'de bitirelim. 18, 18.